Her evin güzel olma hakkı vardır. Çağdaş Parke Samandağ'la. Parke imalatı, döşeme, peyzaj, tasarım çalışmaları. Parkede aradığınız her şey burada. Çağdaş Parke yer döşemeleri, su taşı mahallesi Samandağ'da. İletişim telefonu 0531 828 3000. Çağdaş Parke yer döşemeleri Benim Köyüm programını sunar. Benim Köyüm bu hafta Alaybeyli Köyü'nde. Alaybeyli Köyü'nün çok farklı bir özelliği var. Beyazidil Bestami Hazretleri'nin türbesi bu köyde. Tabii burası nereye bağlı? Kırıkhan'a bağlı. Tabii bizim bu son zamanlardaki programlarımızda Kırıkhan'a yolumuz çok düşüyor. Gerçekten Kırıkhan'ın tarihi güzellikleri, doğal güzellikleri, cıvıl cıvıl insan sohbetleri bizi çok etkiledi. Birazdan Beyazidil Bestami Hazretleri ile ilgili de röportajlarımız olacak. Geniş şekilde Beyazidil Bestami Hazretleri'nin doğumundan yaşam biçimine kadar bilgiler hep birlikte edinmiş olacağız. Değerli hocam, türbenin ilk girişinde bir mezarımız var. Bu mezarda Mustafa Şevki Paşa yatıyor. Biraz evet. Bilgi verebilir miyiz? Mustafa Şevki Paşa, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in babasıdır. Halep valisi, Rakka Deresor, Gaziantep, en son Musul mutasarrıfıydı. Yani Musul valisiydi. Hicri 1326 yılında Musul valiliğinden emekli olduktan sonra buraya geldi. Buranın türbedarlığını yaptı. Yani 1886-1887 yılında. Geldi ki burası virana olmuş. İkinci Abdülhamid'e mektup yazdı. Buranın yeniden imarı için bir beraat gecesinde. Cevap bir yıl sonra beraat gecesinde geldi. Mektup halka okunarak buranın inşaatı başladı. 7 sene zarfında bu aşağıdaki odaları, buranın yıkık yerlerini komple yaptırdı. Haçlılar burayı perişan etmişlerdi. Yeniden imar etti. İmar ettikten sonra 1320 yılında bu mezarı açtırdı. Özellikle cuma akşamları gelir, içerisinde biraz oturur, tefekkür ederdi. Yani 1320-1904 yılında, 1904 yılında gelir, içerisinde biraz oturur, tefekkür eder. Ondan sonra geçerdi, namazını kılardı. Yakın olanlar diyorlar ki, paşam buraya çok hizmet ettiniz. Keşke sizin mezarınızı içeride Beyaz Bestami'nin Hazretleri'nin yanına yapsaydık diyorlar. Sakın ola çocuklar diyor. Vefatımdan sonra da öyle bir şey yapmaya kalkmayın. Yaparsanız da size hakkımı helal etmem. Benim yerim Beyaz Bestami Hazretleri'nin yanı değil. Çobanın ayak ucu, kapı eşiği, ben buranın hizmetkarıyım diyor. 1330 yılında Hicri, yani 1914 yılında vefat etti. Allah şefaatinden mahrum etmesin. Her cihetini gösterdi bu kuluna fani dünyanın. Bağdahı götürüp bağladı babına, ol Kadir-i Mevla. Bu dahi terk edip cümlesini sığındı cenahına. Safi hizmet eyledi viraneye, memnun oldu evliya. Memalikte bu mahallin bendegende, böyle halin olmamış emsali. Bu lütfa mazhar olmuş ancak El-Hac Mustafa Şevki Paşa 1330 yani 1914 yılında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ona bir o zaman biz burada bir fatiha okuyalım. Beyaz Bestami Hazretleri'nin 16 veya 20 yıl bil fiil talebeliğini yaptığı kişidir. Büyük Evliyaullah'tandır. Çoban diyoruz ki, ama öyle bir çoban ki Beyaz Bestami Hazretleri'nin sırlarının kendisinde saklı olduğu çoban. Cenab-ı Hak şefaatlerinden mahrum etmesin. Bir ziyaretçim daha var. Onunla da kapıda karşılaştık. Sizi tanıyalım. Ben İsa Elkan Pek. Nereden geldiniz? Osmaniye'nin ilçesinden geliyorum. Osmaniye'den. Buraya ilk defa mı geldiniz? İlk defa geliyorum. Nasıl buldunuz türbeyi? Evet, çok güzel. Güzel. Evet. Rahat geldiniz. Evet, rahat. Kim tavsiye etti buraları size? Yani kimse tavsiye etmedi. İnternetten araştırdınız, buldunuz. Peki ne biliyorsunuz Beyazidil Bestami ile ilgili? Yok, pek bir şey bilmiyorum. Araştırmaya devam edeceğiz. Peki buralara gelmede insanlar genellikle tabii maneviyatla ilgili geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani biz de maneviyat açısından geldik. Duaları, dua için geldik. Evet. Ne iş yapıyorsunuz bu arada? Okuyorum ben. Okuyorsunuz. O zaman şimdi okumakla ilgili de kendinize de dua edersiniz.
Allah zihin açıklığı versin teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Dualarınız kabul olsun. Amin. Değerli izleyicilerimiz, Beyazıt Bestami Hazretleri ile ilgili yaptığımız programda kıymetli hocamız değerli bilgiler veriyor. Türbeden içeri girdiğimizden itibaren işte Mustafa Paşa ve her ne kadar adı çoban olsa da aslında yine ermişlerden sayılabilecek bir zatın da yanından gelerek şimdi Beyazıt Bestami Hazretleri'nin türbesine geldik. Asıl bilgileri de şimdi hocamız tekrar bizlerle paylaşacak. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmain. Beyaz Besami Hazretleri hicretin 161. senesi miladi 777 İran'ın Horasan eyaletinin Bistam kasabasında doğdu. Halkı mecusiydi. Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldular. Dedesinin adı Seruşan. Babasının adı İsa, esas kendisinin adı Tayfur'dur. Bistam şehrinden geldiği için Bistam insanların ağzında Bestami oldu. Üç kardeşler, Adem, Tayfur, Ali, iki de kız kardeşi var. Babası İsa, annesini ilk gelin olarak aldığında, olabilir ki babasının evinde helal olmayan şüpheli bir şey yemiştir endişesiyle onunla 40 gün evlenmemiştir. Çünkü haram lokmanın vücuttan çıkışı 40 gün sürer, temiz soyun, temiz neslin gelmesi. Annesi diyor ki, ben ona hamile olduğumda bilmeyerek ağzıma bir lokma aldığımda karnımda tepinerek bana istifra ettirirdi. 3 yaşındaydı. Annesi diyor ki, iki kişi gelip kucağımdan aldılar. Ne yapacaksınız dedim, tekrar sana vereceğiz dediler. Götürdükleri yer bildiğim bir yer. Olmayan bir yerden bir pınar, bir çeşme hasıl oldu. Su içirdiler, banyo yaptırdılar, ellerindeki bohçadan elbise çıkarıp giydirdiler. Daha sonra onun bu velilik halini görünce anladım ki cennet suyu içirdiler, cennet suyuyla banyo yaptırdılar, cennet elbisesi giydirdiler. 4 yaşındaydı. Aile ve soy olarak teheccüd namazını kılmaya çok düşkün bir aile. Babası İsa gece teheccüd namazı kılıyordu. Uyandı. Baba ben de kılacağım dedi. Oğlum, yaşın ufak, henüz sana namaz farz değil. Daha sonra kılarsın deyince, hayır şimdi kılacağım dedi. Niçin oğlum deyince, Rabbim kıyamet gününde oğlun namaz kılmak istedi de, niçin kıldırtmadın sorusunu sordurtmak istemiyorum dedi. Öyleyse kalk kıl dedi. 5 yaşındaydı. Hadis hocası camiye vaaz etmek için geldi. Bir baktı ki karşısına nur topu gibi bir çocuk. Ama hafız, hoca onun hafız olduğunu bilmiyor. Çocuk adın ne dedi? Adım Tayfur dedi. Tayfur Farsça sevimli güzel kuş manasındadır. Tayfur namaz kılmayı biliyor musun? Biliyorum dedi. Bize tarif eder misin? Edeyim dedi. Ayağa kalktı o çocuksu güzel sesiyle. Ben namaza lebbeyk Allahümme lebbeyk diye başlarım. Kur'an'ı okurken tertil ile tecvid kurallarına göre okurum. Rükûya giderken tazim ile giderim. Secdeye giderken tevazu ile giderim. Selamımı verirken de ibadetimden veda ile ayrılırım dedi. Tayfur senin geleceğini şimdikten farklı görüyorum. Seni şimdiden evliyalar halkası içerisinde görüyorum. Büyüdüğün zaman etrafında olan insanlara ne mutlu dedi. Beyaz Bestami Hazretleri 313 evliyaya hizmet etti. Onlardan manevi ders aldı, sohbetlerinde bulundu ve şöyle diyor. Sakın ola evliyaya dil uzatma. Allah bir evliyanın kalbine günde 360 defa nazar eder. Sen de onların kalbinde ve gönlünde ol ki Allah sana da nazar etsin. Hazret diyorlar bir evliyanın gücü nedir? Tefekkür ve zikir halindeki bir evliyanın gücü, bu dağa yerinden kalk git dese o da yerinden kalkar gider. İşte himmetür rical, taklaul cibal sözünün mahiyeti de budur. Şam ve Halep'te 30 yıl yaşadı. 45 defa hacca gitti. Bir haç dönüşünde Cenab-ı Hak kalbine ilham etti buraya gelmesini. Buranın adı Darbusak Kalesi. Buranın Kırıkhan'dan uzaklığı 4 kilometre. Aşağı mezarlıktan uzaklığı 500 metre. Yerden yüksekliği 60 metre. Ve bu kale 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Bu kale 1268 yılında Memlük Sultanı Baypars tarafından fethedildikten sonra metruk bir hale geldi. Orta çağda Haçlı seferlerinde kullanıldı. Helenistik izlerini taşıyan bu kale, burası Antakya,
Antakya'ya bağlıydı. Beyaz Bestami Hazretleri uzun boylu, ağ tenli, seyrek sakallı, ince derili, gözleri çukur, sima olarak Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e çok benzerdi. Buraya geldi, burada rahipler yaşardı. 40 gün kaldı, ona sorular sordular. Binlerce kişinin Müslüman olmasına, yüzlerce rahibin Müslüman olmasına vesile oldu ve burayı cami olarak camiye çevirdiler. Beyaz Bestami Hazretleri Bistam'dan, Şam'dan, Halep'ten, Hicaz bölgesinden buraya gelmesinin hikmet ve sebebi bu muhitteki bulunan kişilerin Müslüman olmasına vesile olmasıdır. Osman Yüksel Ser'den geçti diyor ki, bu memleketin her karış toprağında bir Yunus, bir derviş, bir evliya yatar. Bu insanlar ki bu kara toprakları bize yurt yapanlardır. Bu insanlar ki bu yurtları bize vatan yapanlardır. Bu hale nasıl geldin diyorlar. Birinde diyor ki, dünyayı topladım, kanaat ipiyle bağladım, sadakat küpüne koydum, ümitsizlik denizine attım, ondan sonra bu hale geldim. Birinde de diyor ki, anamın duasıyla geldim. Nasıl diyorlar, anam çok hastaydı. Ateşli hastalıktı, yerinden kalkamıyordu, su istedi. Evdeki kaplara baktım, su yok. Koştum dışarıdan, tası suyu doldurdum geldim. Bistam şehri o kadar soğuktu ki elim böyle tasa yapıştı. Geldim, annem hastalığın şiddetinden geri uyumuştu. Elimde su, başında 3-4 saat bekledim. Uyandı, su deyince anne suyun hazır dedim. Anneme doğrulttum, suyunu içirdim. Buz gibi olması gereken suy elimde dura dura ılımıştı. Benim onu beklediğimi anladı ve döndü bana dedi ki, oğlum beni mi bekliyordun? Evet anneciğim deyince, Allah seni Sultanul Arifin, evliyaların piri, padişahı yapsın dedi. Ben de amin dedim. Hani Yavuz Bülent Bakiler diyor ya, anamın duası olmazsa yıkılır yaslandığım duvar, kurur tuttuğum dal. Varsa anamın duası eğer, yeşerir bastığım yer, yağmurlanır işaret ettiğim bulut. Ben de inanıyorum ki bugün Beyaz Bestami Hazretleri sizi davet etti. Gel dedi de geldiniz. Allah ziyaretinizi kabul etsin. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi tabii bu türbelerle ilgili Sayın Hocam, hurafeler de çok biliyorsunuz. Evet. Böyle hani işte bayramlarda falan türbelere akın ediliyor. Gerçi Diyanetimiz de hep bunu söylüyor. Onlardan medet umulmaz falan, işte böyle şefaat falan gibi. Bununla ilgili de böyle bir aydınlatıcı bir şeyler söyler misiniz? Yani türbelere şimdi, nasıl yaklaşılmalı? Halk nasıl aynı davranmalı? Böyle. Mesela bazıları da işte bez parçalarını koparıyor. İşte bir ara Ayasofya'da gördük, şeyleri kazıyorlar, duvarları. Bunlarla ilgili yani biraz aydınlatıcı bilgi verirseniz çok güzel olur. Mezarlar gelinir, ayak ucunda durulur, yüzüne karşı dönük olarak durulur. En azından bir Fatiha, üç kulu Allah'a ahd okunur. İlk önce Peygamber Efendimizin, sahabe-i ikramın ruhlarına ve ondan sonra buradaki bulunan, metfun bulunan zatların ruhlarına hiba edilir. Ve Rabbim bizim de dualarımızı, onların duasını nasıl kabul ettiysen bizim de dualarımızı öylece kabul eyle. Ve bir evliyaullah'ın huzurunda durmak bir insana da bir onurdur, bir şereftir. Mezarlardan bez koparılmaz, iplik alınmaz, ağaçlarının dalları koparılmaz. Dinimizde öyle bir şey yoktur. Yok. Allah'tan bekleyeceğiz her şeyi. Çok bezden falan bir fayda yoktur. Allah'tan bekleyeceğiz. Dualarımızı yapacağız. Evet. Eğer bir kurban kesiyorsak Allah rızası için Beyaz Bestami Hazretlerinin ruhuna sevabını hiba ediyorum dersin. Yani temelde bu, hep Allah rızası bu şekilde olması lazım. Her şeyin başında Allah rızası var. Allah rızasını kazanırsak her şey zaten her şey olur. Güzel olur. Evet. Burada eskiden hacılar giderken karayoluyla buraları ziyaret eder, öyle gelirlerdi. Halen şimdi bizim burada, bu Hatay'da sünnet olacak olan çocuklar genelde buraya getirirler. Burayı evet. ziyaret ederler. Bir namaz kılarlar, dua ederler, ondan sonra gider çocukların sünnet yaptırırlar. Evet. Gelinler buraya gelir, buraya ziyaret eder, Fatiha okurlar, resimler çekilirler. Manevi böylece, olarak birazcık yani, daha böyle bir şarj oluyorlar. Bir şarj oluyorlar. Şehir dışından da çok gelen giden var değil mi? Türkiye'nin her tarafından geliyor. Ben buraya Japonya'dan gelenleri gördüm, Pakistan'dan gördüm, Türkiye devletlerinden gelenleri gördüm. Evet, İngiltere'den, Almanya'dan, Avrupa'dan böyle çok olarak gelenleri gördüm. Aslında bir de birleştirici oluyor. Birleştirici oluyor. Zaten onlar da zaten öyle geliyorlar. Evet. Her ne kadar kim olduğunu zaten
kim olduğunu bilmezlerse de soruyorlar, zaten soruyorlar. Beyaz Bestami diyor, biz de anlatıyoruz onlara. Çok güzel. Ve güzel de oluyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Size de çok güzel anlattınız. Evet değerli izleyicilerimiz, bu güzel bilgilerden dolayı kıymetli İsmail Hocama çok teşekkür ediyoruz. Gezmeye devam edeceğiz şimdi. Evet, şimdi de böyle bir küçük kardeşimiz var. Babasıyla birlikte geldi galiba. Evet. Sizi tanıyalım. İsmim Ebu Ubeyde Kanıpek. Nereden geldin? Osmaniye Düzüçü Elle kasabasından geldik. Ne zaman geldiniz? Yeni mi? Yeni geldik, evet. Hafta sonu. Evet, hafta sonu. Hafta sonu için. Evet, bir gezelim, bir işte türbeyi ziyaret edelim. Daha önce geldiniz mi? Hiç gelmedim, ben gelmedim. İlk defa geldiniz. Merak ettim, evet. Sen geldin mi delikanlı? Hayır. İlk defa geldin. Hı-hı. Ne hissettin buraya geldiğinde? Maneviyat için geldik. Maneviyat için geldik. Tabii siz öğretiyorsunuz. Ona. Evet evet. İşte dedik böyle görelim. İslam gezelim. Büyüklerini, evet, evet, Türk büyüklerini evet. Öğretiyorsunuz. Evet. Buraya siz de ilk defa geldiğinizi i̇lk söylediniz. Evet, evet. Kim söyledi buralara gelmenizi? İşte babam daha önce gelmiş. Etti? Babam daha önce gelmişler. Onu tavsiye etti. Evet, tavsiye ettiler. Dedi işte oraya da uğrayın, duanız edin. Evet. Beyaz Bestami Hazretleri'ni işte ziyaret edin. Duanız okun. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için. Çok güzel. Yollar falan da yapmış. Evet, evet. Sıkıntı yok. Ziyaretçiler için de sıkıntı evet, oluyor. Çok güzel, evet. Güzel olmuş. Tabii herkese evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Türbe de çok güzel yapılmış değil mi? Çok güzel, çok bütün güzel. Bütün bölümlere ben de baktım. Evet. Güzel emek evet. Harcanmış. Evet. Layık olduğu şekilde çok gelmiş. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Allah razı olsun yapanlardan. Siz de böyle yerlere işte, başkalarını da davet edersiniz. Mutlaka, mutlaka. Geldik, gidin güzel deriz yani. Evet, o zaman sizin de dualarınız kabul olsun. Sen amin, kaçın sınıftasın bu arada? 4'e geçtim. O zaman kendine de dua ediyor musun? Sen kendine dua edeceksin inşallah. Çocuklarımıza evet. Dua edeceksin. İki tane de kızım var, onlara dua edeceğiz. Evet, şimdi tabii delikanlı olunca biz de biraz güldük. Burası türbe. Evet. Biz buradan Allah dualarınızı kabul etsin Allah diyelim. Olsun. Birlikte bir Fatiha okuyalım mı? Evet, birlikte. Şimdi değerli izleyicilerimiz tabii böyle türbelerin, böyle büyük zatların kendilerine has bir çilehaneleri var. Şimdi çilehane bölgesine geçtik, bölümüne geçtik. Kıymetli hocam çilehane ile ilgili de bizimle o güzel bilgilerini paylaşacak. Beyaz Bestami Hazretleri inzivaya çekildiği zaman, halvete çekildiği zaman hiçbir kimseyi kabul etmezdi. Eskiden buranın kapısı vardı. Kapı kapanır. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 9 gün işte sadece burada kalır, sadece ayakta duracak kadar yeme, içme ve ihtiyaçlarını giderir. Abdestini alır, 24 saat ibadet esasına göre burada ibadet ederler. Zaten her şeyin başlangıcı burada. Kişiler Müslüman olmasının her şeyin başlangıcı burada olmuştur. Beyaz Bestami Hazretleri Cuma namazını kılıyor. Talebeleriyle giderken teyze ocağın külünü onları görmeyerek aşağı doğru dökerken üzerlerine geliyor. Sirkeleniyor, temizleniyor. Elhamdülillah, çok şükür diyor. 3-4 saat yaya yol gittikten sonra diyor ki çocuklar şöyle bir ağacın altında oturalım, hem dinlenelim, bir iki lokma da yemek yiyelim diyor. Evet. Talebesi diyor ki hocam, üzerimize ateşin külünü döktüler. Kızmadınız, öfkelenmediniz. Elhamdülillah, çok şükür dediniz. Bunun hikmeti nedir? Evladım diyor, ben cehennemin ateşini beklerken Rabbim yakmış, söndürmüş, bize de külünü gönderdi. Şükretmeyelim de ne edelim diyor. Evet, çok... İşte bunlar böyle, hepsi naza ehli. Beyaz Bestami Hazretleri Hamadan şehrinden doğru gelirken yolda bir ağacın altında oturup yemeğini yerken, ondan yemeğini yedikten sonra sofrasını kaldırıyor, heybesine koyuyor, yoluna devam ediyor. 3-4 saat yaya yol geliyor. Tekrar bir dinleneyim derken sofrasını açınca bir bakıyor ki bir tane karınca. Eyvah diyor. Yerinden, yurdundan ettik. Tekrar heybesinin içerisine o karıncayı koyuyor. Tekrar geldiği o şehre gidiyor. Aynen oturduğu o ağacın altından, heybesinden açıyor. O karıncayı oraya bırakıyor ve tekrar yoluna tekrar devam ediyor. Bunlarda bir de merhamet var. Ama, acıma his ama, var. Ama, onu hocam, yerinden nasıl, yurdundan nasıl etmedi. Merhamet, nasıl bir merhamet? Yerinden yurdundan etmedi. Beyaz Bestami Hazretlerinin menkıbeleri çoktur. Bir tane daha anlatayım isterseniz. Buyurun. Beyaz Bestami Hazretleri dar bir yerden geçecek. Bir taraf çamur, bir taraftan su, böyle kuru bir yer var. Oradan geçecek. Karşısına bir köpek geliyor. Elbisesine değmesin diye şöyle elbisesini topluyor. Köpek geçsin diye. Köpek karşısına geliyor, lisanı halle diyor ki, sana kuyruk kısmım da değmedi, ağzım da değmedi. Niye benden bu kadar sakınıyorsun ki? Tüyüm değse elbisene, 7 bardak suyla yıkardın, temizlenirdi. Ama kalbin kirlendi mi, 7 denizin suyuyla yıkasan da yine de temiz olmaz.
Gel arkadaş olalım diyor köpeğe. Hayır olamayız diyor. Neden diyor? İnsanlar seni görünce pençe divan dururlar. Saygı gösterirler. Beni görünce ellerine taş alıp beni taşlarlar. Benim önüme bir kemik atarlar. Akşama kadar ben onunla avunurum. Sen yarın ne yiyeceğini düşünürsün. Ben onu düşünmem. Derim ki Allah rızka kefildir. Ha, ne güzel. Ne peki, güzel. Eyvallah. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam bu değerler bilgiler için. Sağ çok olasın. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Bir vatandaşımız da ziyarete gelmiş. Biz onunla da biraz söyleşi yapalım. Ziyaretinizin sebebi nedir acaba? Allah rızası için rahatlama için. İşte maneviyat olarak, manevi olaraktan. Evet. Gelip ziyaret ediyoruz. Nereden devamlı geldiniz? Hastadan. Hastadan buraya geldiniz. Hı-hı. Sık gelir misiniz Beyazıt Destan? Sık gelirim. Tabii eşe dosta da tanıdıklara da söylüyorsunuz. Evet ki tabii ki. Yani. Bu tür manevi yerlerin insana kattığı şeyler var tabii. Tabii ki. Sizin açınızdan nasıl? Gayet rahatlama oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir manevi psikolojik olarak, tedavi tabii, gibi. Tabii. Ne demek yani? Psikolojik tedavi. Yani gelip işte Allah rızası için dileklerimizi evet. Yapıp duamızı yapıp çayıp gidiyoruz yani. Çok güzel. Her çok zaman güzel. İşte. Sık Allah dualarınızı kabul etsin amin, diyoruz o zaman amin, biz de amin, teşekkür amin. Ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Beyazıl Bestami Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Dualarımızı da okuduk. Oraya gelen ziyaretçilerin de düşüncelerini aldık. Tabii Kırıkhan'da bize neredeyse her programda eşlik eden hem Mahmut hocamız var hem de Muhittin hocamız var. Şimdi Muhittin hocam şair kimliğiyle Beyazıl Bestami ile ilgili de yani Kırıkhan'ı da anlatıyor ama Beyazıt Bestami'nin de içinde geçen çok güzel bir şiiri var. Biz de programa uygun olması hasabıyla rica ettik. Muhittin Hocam'ı bugün de davet ettik. Yanımıza geldi. Hocam hoş geldin. Şiir hakkında biraz bilgi Kırıkhan'la verir misin? Ilgili çok şiirlerimiz var. Ama ilk şiirlerimden genel olarak Kırıkhan'ın özelliklerini, kültürünü anlatan bir şiir. İçinde Beyazıt Bestami Hazretleri'nin de ismi geçiyor. O yüzden bu şiiri okumayı uygun şöyle gördük. Mağaranın önünde. Burası aslında kale. Mağara evet, değil. Ama sonra mağara gibi oldu kale. Bir kaledeyiz biz. Darbusak Kalesi diyorlar buraya. Darbusak Kalesi. Evet. O zaman biz burada şiiri okuyalım. Mikrofonu ben sana vereyim hocam. Daha rahat okursun. Tamam. Çok sarsmayalım. Mikrofon ses yapıyor. Evet. Gel Kırıkhan'a. Havası kuraktır. İnsanı sıcak. Görmek istiyorsan gel Kırıkhan'a. Ciğerler dizilmiş. Tütüyor ocak. Dürümek istiyorsan gel Kırıkhan'a. En güzel örnektir özlem sılaya. Başı kim çeksin de mendil sallaya. Dön Kırıkhan dönle uzun halaya. Girmek istiyorsan gel Kırıkhan'a. Ballı kavun kesmek, bol havuç soymak. Kızarmış narına olur mu doymak? Meşhur künefenin üstüne kaymak. Sürmek istiyorsan gel Kırıkhan'a. Gölbaşı balığı kılçıksız kara alan yaylasında çulus her yere. Beyazıt Bestami köyünde sırra ermek istiyorsan gel Kırıkhan'a. Merak ediyorsan höyüklerini, gazella gazella geyiklerini, Kıcı'dan ovayı ayaklarına sermek istiyorsan gel Kırıkhan'a. Dişin kralını takar dişçisi, altın pamuk toplar tarımışçısı. Kısıra acı ve bol nar ekşisi karmak istiyorsan gel Kırıkhan'a. Ozanlar vururken sazın teline, türküler karışır garbı yeline. Kırmızı bir gülü yarın eline vermek istiyorsan gel Kırıkhan'a. Ne şandaydı gözü ne de parada, memleket sevdası kaldı geride. Bir şair Alaca vardı burada. Sormak istiyorsan gel Kırıkhan'a. Sarmak istiyorsan gel Kırıkhan'a. Teşekkür ediyoruz bu güzel şiir için. Evet değerli izleyicilerimiz. Burada ben özellikle az önce hocamızın da söylediği gibi İsmail hocamızın Beyazıt Bestami Hazretleri'nin türbesinde söylediği gibi onu ben bir toparlayarak tekrar söylemek istiyorum. Türkiye'de böyle türbelerimiz çok. Mesela İstanbul'da Somuncu Baba'dır, işte Eyüp Sultan'dır. Sürekli oralara gidildiğinde işte bez bağlamalar, çapıt bağlamalar bilmem neler bunlar hurafelerdir. Bunları zaten bütün İslam alimleri bilir. Aklı selim olan insanlar da bilir. Bu türbelere temiz tutulması koşuluyla gelinir. Dualar edilir ki hepsi Allah rızası için
için tabii ki hiçbir zaman bu yatırlardaki evliya da olsa kim olursa olsun tabii bunların hepsi kendi dönemlerinde ve kendi imanlarıyla yaşamış insanlar. Hiç kimse size şefaatçi olamaz. Şefaatçi olan Allah'tır, Resul'dür. İşte o nedenle türbelerin ziyaretlerine tertipli, düzenli gidilmesi ve işte oradan bez parçalarının alınmamasını rica ediyoruz. Buralar güzel yerler, birleştirici yerler. Biraz önce hocamızın da söylediği gibi gene dünyanın birçok yerinden duyan geliyor. İşte ne dedi? Japonya'dan geleni gördüm dedi. Pakistan'dan geleni gördüm dedi. Türkiye'nin zaten dört bir yanından gelenler var. Birçok yerde var böyle türbelerimiz. Kıymetlerini bilelim. Birleştirici unsurlardır bunlar. Biz Beyazıl Bestami'den de Allah razı olsun diyoruz. Buraya gelip dua edenlerden de Allah razı olsun diyoruz. Şimdi Adalar Köyü'ndeyiz. Adalar Köyü nereye bağlı? Kırıkhan'a bağlı ve burada da çok güzel bir gölümüz var. Hataylılar bilir. Hatta dışarıdan da gelenler var buraya. Şimdi yanımızda bir vatandaşımız var. Değerli kardeşimiz var. Kendisi burada balık tutmaya gelmiş. Biraz onunla sohbet edelim. Evet, seni tanıyalım. Muhammed Vefat Avil. Evet. Ne yapıyorsun burada? Hayatımda ilk kez balık tutmaya çıktım. Evet, nasıl peki? Durumlar nasıl? Balıklar? İyi. Bir balık tuttum. Büyük. Evet. Peki nerelisin? Reyhanlı'dan geliyorum. Reyhanlı'dan. Evet. Memleketim Suriye'den. Reyhanlı'dan geliyorum. 11 yıldır burada oturuyordum zaten. Evet. Peki buralarda üniversite falan mı okudun? Üniversiteyi tercih ettim. Yalnız daha yerleşmedim yani. Hangi bölümü istiyorsun? Diş protezi. Yani Mustafa Kemal Üniversitesi. Yok. Galiba İstanbul'da. İstanbul'da hangi evet. Üniversite? Üsküdar. Üsküdar Üniversitesi. Büyük ihtimalle. Evet, çok güzel. Peki nasıl buldun buraları? Çok iyi. Güzel. Peki. Biraz sıcak. Sıcak. Evet. Suriye'den sıcak mı? Bilmiyorum, ben Suriye'yi hatırlayamıyorum. Küçükken geldim. Küçüktüm, evet. Evet. Evet, sana sınavda başarılar dileriz. Umarım güzel bir bölüm kazanırsın. Eyvallah, inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi de Adalar köyümüzün sakinlerinden Mahmut Açık'la birlikteyiz. Kendisi burada restoran da işletiyor. Doğru. Biraz onunla sohbet edelim. Bu güzel köyün, güzel gölünün manzarasında. Evet, seni tanıyalım biraz. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Mahmut Açık, Adalar Restoran sahibiyim. Burada gölümüzden kastımız budur. Faydalanıyoruz, balığından faydalanıyoruz. Ne tür balıklar çıkıyor? Genelde bizim burada kara balığımız var. Yerli olan yani. Nasıl, kara balığı. Lezzeti nasıl böyle? Tavsiye eder misin? Herkese tavsiye ederim. Bizim buranın balıkları çok lezzetli. Doğal olduğundan dolayı. Tabii tatlı su balığı. Tatlı su balığı. Burada bizim 5-6 çeşit balığımız var. Ne tür mesela? Sarı binli, sazan, kara balık, yılan balığı, çupra. Çupra da var. Çupra, tatlı su çuprası var. Çok güzel. Yani biz de buradan avlanan avcılardan alıp burada işletmede kendimiz satıyoruz. Pişirip satıyoruz. Köy halkı da tabii balık kendisi tutuyor mu? Tutanlar da var, tutmayan da var tabii ki. Tutanlar var köy olarak. Peki çevre ilçelerden gelenler oluyor mu balık tutmak için? Kırhan, Antakya, Reyhanlı, her tarafından, Hatay bölgesinden herkes gelip burada avlanabiliyor. Kimse kimseye karışmaz. Şeydir öyleyse balık epeyce var değil mi yani? Çok vardı. Son zamanlarda bilinçsiz avcılık balığı heder etti. Yani orta balıkçılığının haricinde bir avlanma mı var? Öyle bir avlanma var. Eretlikle, jeneratörlerle. Yani, tabii. O balığı heder etti. O kötü. Aslında iyi bir şey değil. Orta balıkçılığı hem biraz sosyal faaliyet gibi değil mi? Yani birçok insan aynen, orta balıkçılığı dinlenmeye geliyor balık tutmaya. Evet, balık tutmak için dinlenmeye geliyorlar ama tabii işi fazla ticarete dökenler oluyor bu durumda değil mi? Elektrikle. Şimdi eretlikle burada avlanan balığın kuzlama yerlerini bildiği için gidip kuzlama yerinde eretlik jeneratörle balığı vurduğu zaman yavrusunu varıncaya kadar hepsini öldürüyor. Bununla ilgili töremiyor. Bir tedbir yok mu köyde? Ne kadar ettiysek buna gücümüz yetmedi. Evet. Buna ancak devletin eli gücü yeter buna. Peki gölün bizim bu gördüğümüzün haricinde biraz daha böyle ilerlerde yeri var mı? Büyüklüğü ne kadar? Şimdi bu gölün büyüklüğü 7400 dönüm. 7400 evet. Küçük de değil.
Şu gördüğümüz dağın arkasında, evet, aynı bu şekil gölümüz var. Bir de Kalakamberler şu seviyeden, aynı şu vaziyette öbür tarafa da göldür bu dağın. Evet. 7400 dönüm. Karadilli dedikleri yer şu dağın arkası. Evet. Bir de burada bir küçük ada görüyorum. Adada yaşayan bir anne kız var. Burada... Biz gerçi kayıktan geçemedik, kanoya, kameraman falan hep birlikte binemedik ama sizin akrabanız olduğunu da öğrendim. Doğrudur. Biraz bilgi verir misiniz? Doğrudur. Burada iki tane görüntüde adamız var. Evet. Büyük adalarımız. Büyük ada, küçük ada. Bunlar ikisi de tapulu. Bir halamız oturuyor içinde. Orada tek başına kalıyor. Tabii çocuklar o bir köyde ama kendi burada oturuyor. Oğlu da gelip burada balıkçılık yapıyor, ondan faydalanıyor. Herhalde biraz izole hayat yaşıyor. Hayvancılık yapıyor değil mi? Var, bir malları da var o halamızın. Birkaç tane ineği de var. İnsanlardan uzak. Siz görüşüyor musunuz? Ne diyor? Mutlu muymuş bulunduğu biz yerde? Biz görüşüyoruz, gidip geliyoruz. Fakat kendisi için orası mutluluk yeri. Rahat olan en güzel yer orası. İnsanlardan uzak yaşamak güzel diyor. Öyle normalde mi? İnsanlar çok sever. Evet. Gelip oradan kim gelip gittiyse, kimi gördüyse orada adada, evet, İlle çağırırlar, çayını içer gönderirler. O zaman insanlarla da bir sıkıntısı yok, görüşüyor, yok, yok, ediyor ama yalnızlığı seviyor herhalde biraz değil mi? Yalnızlığı seviyor, evet. Evet. Orada yalnızlığı siz seviyor. Siz olsanız yapabilir miydiniz? Orada kalabilir miydiniz? Şimdilik yapamayız. Daha önceden olmuş olsaydı ilk etapta kendisinin, evet, çocukluğu orada geçtikten dolayı, hmm, ondan alışık oraya. Evet. Yoksa insan kolay kolay oraya alışamaz. Bir de bu bayrağımızın olduğu yerde küçük bir ada gibi görünüyor. Evet, orası tabii. Gayet de güzel. Ağaçlar falan da, yeşillikler. Buraya değerli izleyicilerimiz aslında bakir yerlerden biri belki. Çok yerler, çok kimseler belki bilmiyor. Bizi izleyenler buraya internetten bir bakabilir aslında. Hatay Kırıkhan ilçesi Adalar Köyü diye bakıldığında buralar bulunabilir. Bu tarihi ve güzel yerler aslında, biraz turizme açık yerler. Özellikle de sakinlik isteyenler için, bir sakin yerde ailesiyle, eşiyle, dostuyla vakit geçirmek isteyenler için çok güzel bir yer. Yani şu sessizlik, kuş sesleri haricinde güzel bir ortam burası. Bu arada gölün suyu çok temiz ama tabii benim gördüğüm kadarıyla nergislerden dolayı yüzme sıkıntısı var. Yüzülmez diye düşünüyorum. Biraz tehlikeli olur diye düşünüyorum. Doğrudur. Ama burada manzara eşliğinde çay içebilirsiniz, kahvaltıya gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Peki başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi daha önceden bu gölün üzerindeki nergisler yoktu. Son 5 yıldan beri bunlar oldu. Evet. Buralarda yoktu. Ve suyumuz hepsi temiz. Pınar çünkü ya. Hepsi göz akıyor. Hep yerden kaynıyor. Suyu, yerlerden, evet. Suyu da güzel. Suyu içilecek, evet, bir su. Şu anda bu göle hiçbir katkı, hiçbir lağım karışmıyor kesinlikle. Çok suyumuz şimdi bizim temiz. Kırıkhan'da yaşayan bir şairimiz. Yani daha doğrusu şairlerimizden biri. Muhittin Alaca. Tanıyor musun Muhittin Alaca'yı? Yok, tanımıyorum. Şimdi tanışacaksın onunla ve burasıyla ilgili bir şiiri var onun. İnşallah. Bu şiiri de birlikte dinleyelim mi? Dinleyelim. Geçen yıllarda hatırlayanlar olur. Biz Duyguların Dili diye bir program da yapmıştık. Pandemi dönemiydi tabii. Stüdyoda çekimlerimizi yapmıştık. O dönemde Muhittin Alaca bizim gene konuğumuzdu. Çok güzel şiirleri var. Benim de değer verdiğim şairlerimizden biri. Kırıkhan'la ilgili ve hatta bazı köyleri ve işte beğendiği coğrafi güzelliklere de şiir yazan bir şairimiz ve öyle ne diyelim, baştan savma değil. Sözcükleri bir araya getirerek bir şiir yazdım diyenlerden de değil. Üzerinde durarak ince düşünerek yazdığı şiirlerden bir tanesini de Gölbaşı için mi yazdınız Muhittin Bey? Evet, tekrar bu arada merhaba. Merhaba.
Özledik değil mi? Teşekkür bayağıdır ederim. Görüşemedik. Şimdi Gölbaşı'nın geçtiği en az 4-5 tane şiirimde Gölbaşı ile ilgili şiirlerde birer kıta geçiyor ama direkt göle yazdığım iki tane şiir var. Bir tanesini okuyacağım bugün. Evet. O zaman izleyicilerimiz merakla bekliyor bizde. Evet. Dinleyelim. Göl kıyısında yani. Göl kıyısında. Gittin kırık hanım hala yastadır. Göl başında derdim deste destedir. Doktor Hasan neyler gönül hastadır. Köyde anne baba döl uyusun da. Gel de buluşalım göl kıyısında. Ayın şapkı durgun sulara vursun. Yorgun balıkçılar hayaller kursun. Sevdanla yüreğim gümleyip dursun. Sensiz ruhum kör bir çöl kuyusunda. Gel de dolaşalım göl kıyısında. Amik ovasının kayıp hazal gelini. Bitir şu hasreti uzat elini. Hatıra diyerek zülfün telini. Saklarım mendilin gül oyasında. Gel de halleşelim göl kıyısında. Çar çabuk pes etmez hakiki aşık. Mehtaba ne hacet gözlerin ışık. Gölün abiyesi nilüferler şık. Güzeller yapraktan sal sayesinde. Gel de ilişelim göl kıyısında. Zakkum çiçekleri par par parlasın. Haylaz kurbağalar zıp zıp fırlasın. Cırcır böcekleri cır cır cırlasın. Raks edelim ritmin sol büyüsünde. Gel de alaşalım göl kıyısında. Gamze çaksın donuk bakan baykuşlar. Hasretinden yosun tutmuş tüm taşlar. Bahar açsın bitsin zemheri kışlar. Hiç olmazsa dön bu yıl mayısında. Gel de gülüşelim göl kıyısında. Gezdiğin yetmez mi yar diyar diyar. Vakit tükeniyor olduk ihtiyar. Yaşamak hakkımız mesut bahtiyar. Kızıl bir şafağın al koyusunda. Gel de ulaşalım göl kıyısında. Evet, yüreğinize sağlık. Güzel bir şiir yazmışsınız. Evet, şiirden de anlaşılacağı gibi buraya bir pazar kahvaltısına sabah gelinebilir. Evet, teşekkür ediyoruz. Oldu, ben teşekkür ediyorum. Evet, biz gene aynı bölgedeyiz. Şimdi bu bölgede tarih çalışmaları da yapan gene Mahmut Bey bize bazı bilgiler verecek ama önce bir kısaca kendisini bir tanıyalım biz gene. Ben Mahmut Ateş, 1961 Kırıkhan, Narlıhöbür doğumluyum. 30 yıldan beri işte bir müzik eğitimciliği hayatımız var. Onun haricinde emekli olduktan sonra birçok derneğe, vakfa üye olarak hayır işleriyle uğraşıyoruz. Bu kapsamda Kırıkhan Kültür ve Sanat Derneği'ni kurduk. Bu kapsamda bir proje hazırlattık Üniversite Mustafa Kemal Üniversitesi'nden. Bir 15 kişilik ekiple müzeden aldığımız bir yetkiliyle Hassa ve Kırıkhan bölgesinde Türk tarihiyle ilgili bir aylık alan araştırması yaptık. Bu alan araştırmamızda 175 Türk tamgası tespit ettik. 54 Türkmen mezarı, eski Türkmen mezarı terk edilmiş. Peki tarihi belli oldu mu? Yani şimdi, kaç yüzyıllık ya da bin yıllık mı? Şimdi onlar tam teferruat olarak olmadı. Yani 1700'den kalan var, 1800'den kalan var, 1500 yıldan beri var. Hatta bin yılı geçen de var. Fakat onlar karbon yaşıyla ortaya çıktığı için onları tam belirleyemedik. Onun zaman içerisinde onlar şey olacak, belirlenecek. Ama en azından bir koruma altına aldırttık. Vatandaş bunu mesela Tengri işareti var. Artı ve kenarında yuvarlak çember var. O Tengri'dir. Orhun abidesinde Tanrı olarak okunur. Bizimkiler bunu Hristiyan mezarlığı diye para aramak maksadıyla kırıp tahrip ediyorlardı. En azından biz bunu köylülere anlattık. Yüreğe anlattık. Bunların Türk tarihi olduğunu, Tanrı, Allah olarak okunur Tengri işaretini. Ondan sonra bildiğimiz bir Davut yıldızı var. Sultan Süleyman yıldızı. Onu da Yahudi mezarlığı diye
kırılıp içinde define aranıyordu. Onları engellemiş olduk. En azından halkı bilinçlendirmiş olduk. Onları bir de koruma altına aldırttık. Evet, çok güzel. Peki buralarla ilgili de biraz bir şeyler söyleyelim. Evet, buralarla ilgili şimdi görüldüğü gibi mağma tabakasının akmasıyla oluşan bir bazalt kayalık meydana gelmiştir. Bu sert bir kayadır. Tabii zaman içerisinde bunlar, yani milyon yıl içerisinde değişik tarihlerde patlama yapmıştır. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer mağma tabakası çok incedir. Yani fazla bir mesafe yoktur. Hatta daha yukarılarda bir köyümüz var. O köyümüzde Ocak-Şubat ayında kömeş dediğimiz bitkilerin diz boyunda olup toplandığı ve satıldığı, yani birinci ayda biliyorsunuz ot bitmez, değil mi? Hiçbir ot yükselmez. Mağma tabakasının alttan vurmuş olduğu sıcaklığından dolayı sera etkisi yapıyor ve otlar çok çabuk büyüyor. Yani burası enteresan, başka yerde olmayan bir yer. Bu taraflara yolu düşenler de evet, en azından şöyle bir durup ne diyelim, bir öz çekim yapabilir, evet, bir anı fotoğrafı yapabilirler diyoruz. Teşekkür ederiz. Biz buraya Leçe diyoruz. Şu an yani Türkiye topraklarından 2500 metre aşağıda, yani deniz seviyesinden daha çukur olan noktalarımız var. Şu an deniz seviyesinden daha aşağıdayız. Yani suyumuz bol. İşte başka yerde olmayan, daha doğrusu Arabistan çukurundayız biz şu an. Arabistan çukuru seviyesindeyiz. Evet. Onu da bilinmesi istedim. Evet. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çağdaş Parke Yer Döşemeleri Benim Köyüm programını sundu. Her evin güzel olma hakkı vardır Çağdaş Parke Samandağ'la. Parke imalatı, döşeme, peyzaj ve tasarım çalışmaları, parkede aradığınız her şey burada. Çağdaş Parke Yer Döşemeleri Su Taşıma Mahallesi Samandağ'da. İletişim 0531 828 3003.